Devlet Kemal Kılıçdaroğlu'nu dinliyor mu? Ya da CHP'lileri dinliyor mu? Süleyman Soylu niye gülüyorsun? Ya çok abarttılar, tamam mı? Şimdi şeyle başladı. Önce İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'na bir suikast planı diye ortaya attılar. Yok, ona işte soruşturma açıldı diye başladılar. Sonra suikast planına gitti iş. Sonra beni dinliyorlar muhabbetine döndü. Tamam, bir yani Recep Tayyip Erdoğan karşıtlığı, paranoyası falan var da bu paranoya farkında olmadan kendilerine de bir paranoya oluşturdu. Yani bir insan durup dururken ben şimdi şunu sormak istiyorum o zaman. Abi siz ne çeviriyorsunuz da bizi dinliyorlar, bizi araştırıyorlar, bizi gözetliyorlar demeye başladınız. Normal şartlarda hani neyinizi dinleyecekler, tamam mı? Devlet zaten sizi biliyor. Siz her şekilde açık ortada her yerde konuşmanızı yapan insanlarsınız. Sabahtan akşama kadar kameralar yanınızda, herkesle berabersiniz. Ya Neyinizi bu dinleyecekler biraz komik kaçıyor. Yani Türkiye'de genel bir kanaat var. Telefonda tıkırtı geldi mi? Bizim pazarcı arkadaş vardı. Domates, elma falan satıyordu. O şey dedi, abi benim telefon dinleniyor dedi. Ulan devlet seni niye dinlesin yani? Bu domateste kaçak yapıyor mu, salçaya çeviriyor mu falan diye mi seni dinleyecek? Şimdi biz önce bir Kemal Kılıçdaroğlu'nu bir dinleyelim. Bugüne kadar yaptığı konuşmaları onun üzerine devlet dinlemişse eğer hangi konuşmaları dinlemiş, biz Devlet hangi dinlemedi. Çok söylüyor da konuşmaları dinlersin, çok dinlemiş. komik bir şey olur herhalde. Onu bir dinleyelim o videoyu. Biraz da keyif yapalım. Ondan sonra üzerine konuşacağız. Mersin, Güneydoğu'nun incisi haline geldi. Gidin sahilde gezin bakalım. Güneydoğu'da nerede böyle bir sahil olabilir? Bulamazsın. Son derece mutluyum. Bugün 23, affedersiniz. Çok mutluyum. Bugün 29 Ekim. Ben Recep Tayyip Erdoğan'a, terör örgütlerine yardım ve yataklık yapıyorum diyorsam bir bildiğim var herhalde. Söz veriyorum. Kurbanı da biz özgür kılacağız. Görecek Sayın Başbakan. O yapmadı, biz yapacağız. Öyle Sayın Başbakan gibi söz verip sözünün arkasında duran bir insan değiliz biz. Herkesin inancına saygı gösteririz. Kimliği siyaset konusu yapmayız. İnancı siyaset konusu yapmayız. Allah'tan korkarız her şeyden önce. Kuldan utanmasak bile. Allah insanın yarattığı en değerli varlıktır. İnancıyla, kimliğiyle benim başımın üstünde yeri vardır. Komşusunu çalabileceğimiz bir kişi bırakmadılar. Bir ülke bırakmadılar. Kimse cesaret edemiyorsa kim cesaret edecek? Allah'tan korkmayan biz cesaret edecek. Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen alçak. Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Vatan uğrunda ölen varsa, toprağa vatan, evet toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır der. Şu düzenledikleri şeye bakın. Neydi? 29 Ağustos dolayısıyla mı düzenlemişlerdi? Neydi bir şey, 29 Ağustos muydu? Efendim? 30 Ağustos dolayısıyla. 30 yılda geldiğimiz noktaya bakın. 20 yılı AKP iktidarı dönemine aittir. Burada bir eksiğimiz var. Sayın Levent Göt. Öyle Sayın Başbakan gibi söz verip sözünün arkasında duran bir insan değiliz biz. Kim yardım yaptı biliyor musunuz? Biz yaptık ama bunun reklamını yapmadık. Suriye'deki Türkmenlere Arapça Mustafa Kemal'in nutkunu gönderen biziz. Sen ne diyorsun kardeşim? Maliye Bakanı unutmasın. Ben eski bir hesap uzmanıyım. Devlet bütçesinden sonraki en büyük bütçeyi topladım. Bu konuda hiç mütevazi değil. Hani diyorsun ya ben karizmatiyim. Gel karşıma çık. Göstereyim ben sana karizma neymiş ne değilmiş. Senin karizmanı çizeyim. Verenler kim? Bunları veren bir insan tabii yani sonuçta ben. Kavga çıkar. Asıl o zaman kavga çıkacak. Düşünün, yeni modeli kurduk. Halk seçti Cumhurbaşkanı. Başbakan da başkası oldu. Cumhurbaşkanı başka bir partinin genel başkanı, başbakan da başka. Neyimiz eksik? Bir şey eksik. Değerli mutlular, bir şey eksik. Dürüst siyaset eksik. Namussuz siyaset eksik. Bana dönüp diyorsunuz ki muhalefet yapıyor musunuz diye. Ben size söyleyeyim. Hapishanelerde küçük çocuklara tecavüzü kim çıkardı? Biz çıkardık. Yurttaşlarımın bilmesi lazım.
Dış politika iyi yönetilmiyor. Dış politikada ciddi sorunlarımız var. Komşusunu çalabileceğimiz bir kişi bırakmadılar. Bir ülke bırakmadılar. Bir Allah'ın kulu çıkıp da 7 Haziran sonrası CHP iyi bir politika izledi diyemez. Eğer vicdanı varsa. Sayın Ekmeloğlu kimdir? Eserlerini. Her mitingimde söyledim, yine söylüyorum. Allah insanın yarattığı en değerli varlıktır. Sadık, şimdi ben buradan bir çağrı yapacağım. Sayın Süleyman Soylu'ya bir çağrı yapacağım. Sayın Bakan eğer Kemal Kılıçdaroğlu'nu dinletiyorsa lütfen dinleme yapan arkadaşlara bu psikolojik eziyeti yapmayı bıraksınlar. Sana yemin ediyorum, ben bir dinleme yok da bir dinleme varsa büyük bir ihtimalle meydanda böyle konuşan adam telefonda şurada burada ortam dinlemelerinde çok daha beter konuşuyordur. Bunu dinleyen adam iki tane seçeneği var abi. Ya psikolojik, şu anda psikolojik tedavi görüyordur ya da intihar etmiştir. Ulan ben ne dinliyorum ya? Ne dinliyorum arkadaş diye herhalde akli dengesini kaybetmiştir. Abi bu ülkede ana muhalefet partisi ya da muhalefet partilerini dinlemeye gerek var mı Sadık? Ben sana sorayım, sen söyle. Artık her şeyi gözümüzün önünde epeşkere bir şekilde yapmıyorlar mı kardeşim? Hangi hainlikleri yapıyorlar gözümüzün önünde? Hangi gizli saklı konuşmalar kaldı ki onu gizli saklı yapsınlar da Süleyman Soylu dinlesin? En son Amerika'dan yardım daha istediler. Daha ne olsun? HDP ile kendi şeylerini kendileri açıklıyor. HDP ile oturup gizli anayasa çalışmaları yapmalarını kendileri açıklıyor. Eğer Süleyman Soylu dinleseydi 2018 yılında onu açıklardı. Derdi ki HDP ile oturuyorsunuz, gizli anayasa çalışması yapıyorsunuz değil mi? Ama Ümit Özdağ açıkladı. Artı PKK'ya bugün, HDP'yi bırak, PKK'ya açıktan, Sezgin Tanrıkulu'nu demin okudum. PKK'ya açıktan destek vermiyorlar mı kardeşim? Yani bunun için dinlemeye gerek yok ki. Kemal Kılıçdaroğlu yurt dışına, kendi vatanına, milletine zarar vereceğini bile bile ülkemize gelmeyin, yatırım yapmayın diye açıktan çağrı yapmıyor mu? Veli Ağababa dağda itlaf edilen teröristi getirip meclisin içinde masum kızımız bilmem şu bu diye ülkeye tanıtmadı mı? Ekrem İmamoğlu şu anda açıktan HDP'lilere söz verdiği, PKK'ya yakın HDP'lilere çeşitli alanlarda iş vermiyor mu? İzmir vermiyor mu? Adana vermiyor mu? Bolu vermiyor mu? Neyi gizli saklı yapıyorsunuz ki Süleyman Soylu veya devlet sizi dinlesin abiciğim? Bir de neyini dinlesin abiciğim? Neyini dinlesin? Katkınız yani konuşma ne bu. Ne ürettiniz, ne özel projeniz var da neyi bugüne kadar güzel yaptınız da hani şimdi Antalya'da olanları mı dinleyecek devlet? İstanbul'da olanları mı dinleyecek devlet? Yani dinleyene zulüm ya dediğiniz gibi. Yani niye böyle bir vakit? Ya vardır? Yemin ediyorum dinleyen biri varsa tırlatmıştır şimdi. Ona Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde bulabiliriz. Bunları dinleme getiriyorlar. Yani demin saydığım kronoloji de ilginç bir zamanlama. Kalkıyorsunuz, diyorsunuz ki başkan görevden alınacak. Soruşturma açıldı. Halbuki inceleme. Yani bir görevden alma yok ortada. Kalkıyorsunuz, ona suikast. Olmayan, alakasız. Yani suikast arıyorsunuz. Kendi suikast düzenlendi. İttifaklarınıza bakın. Tabii düzenlendi, yakalandı, şudur budur. Hiç kimse yok ortada. Yalan dolan. Kalkıyorsunuz hemen bir süre sonra yine böyle bir şeyin içerisine giriyorsunuz. Tam da geçen hafta konuştuğumuz tecavüzlerin artık zirveye çıktığı bir anda yapıyorsunuz bunu. Diyorsunuz ki vakaların üstünü örtme. Beni dinliyorlar. Beni dinliyorlar, beni dinliyorlar. Vatandaş diyor ki CHP o gerçek vakaları açıklamıyor diyor. Tamamen onların üstünü örtme. Bir de vallahi billahi ben sana bir şey söyleyeyim. Bunu AK Parti'yi destekleyen birisi olarak söylemiyorum. Ya ben vatandaş olarak haftada bir iki defa televizyonda görüp dinliyorum. Benim aklım, melekelerim şaşıyor abi. Bunu 24 saat dinlediklerini varsay. Çarklar yanar yani, adam bijon meme yapar vallahi ya. Yani denk mi geldi bilmiyorum. Ben CHP'de kimle konuşsam tabandan, oy veren insanlardan, kendi partilerinden İnanılmaz rahatsızlar. Kendi yönetimlerini asla beğenmiyorlar. Şimdi kendisi içerisinde bir sürü sıkıntı yaşayan bir adamın kalkıp bunları söylemesi çok komik oluyor abi.
Biz dinliyoruz vallahi. Biz dinliyoruz. Allah bize sabır versin inşallah. Benim adım Kemal Kılıçdaroğlu. Parayı bulacağım diyorsam ben parayı bulurum.